Amerika 4 Temmuz Bağımsızlık Günü, havai fişekler, barbekü partileri, sosisli yeme yarışmaları ve sıcaklıklarla mücadele ederek kutluyor. Philadelphia'da yaşanan silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 5'e yükselirken, Texas Fort Worth'ten de saldırı haberi geldi. 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Başkan Biden, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görev süresinin uzatılması kararını övdü. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 18 Temmuz'da yapay zekanın yaratabileceği uluslararası tehditler konusunda ilk kez toplantı düzenleyecek. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri 2022 sonu itibariyle 16 yaşından büyük Amerikalıların yaklaşık 1/4 birinin COVID-19'a yakalanmadığını açıkladı. VOA Türkçe sosyal medya hesaplarından 1 dakikada Amerika'yı izleyerek gelişmelerden anında haberdar olun.